olamaz. Olmaz. Baba ben bir insanım. Olabilir. Tamam mı? Neden olmasın Olamazsın. özel hayatın? Benimle aynı evde yaşadığım... Baba ayrı evde şey... mi yaşayacaksın? O zaman kendi ayaklarım üzerinde... Ayak durmayla insan ilişkileri Videoyu gördünüz. Ne derece doğrudur bilemiyorum. Belki de aralarında şakalaşıyorlardır. Yani bu tarz bir video çekmek için bir role bürünmüş de olabilirler. Ama bu videonun gerçek olup olmaması önemli değil. Gerçekten Türkiye'de böyle babaların çok fazla olması. Özellikle kız çocuklarına Türkiye'de çok fazla bir baskı uygulanabiliyor. Çok nadir görüyorum böyle ailesine çok rahat ilişkilerini anlatabilen. Bunların da bir kısmı çok fazla anlatıyor. O da ayrı bir konu. Bence o da yanlış. Ailenin içinde fazlasıyla bir korku hakimiyeti var. Bazen görürsünüz ya 18-19 yaşında hemen evlenmeye çalışıyor kız. Onun sebebi ailesinin o baskıcı tavrından dolayı bunu alıp kaçmak isteyen, özgürleşmeye çalışan kızlardır. En azından %90'ı böyle. Çok fazla gördüm bunun gibi örnek. Bakkala gitmek için bile izin istiyor. Sürekli bir kontrol altında. Doğru evlilikler yapabilmek için de tecrübe gerekiyor. Bunlar ise ilk bulduğu fırsatta kaçmak için çok yanlış kişilerin ellerine de düşebiliyor. Sonra haberlerini okuyabiliyoruz. Sonra duyuyoruz sağdan soldan başlarına gelenlere. Ama babası çok gururlu işte. Bak benim kızım şöyle iyi böyle iyi. Artık mezar başında anlatırsın ne kadar iyi olduğunu. Baskıcı baba örneklerini çok gördüm. Daha dengeli olan babalar da çok gördüm. Daha dengeli babaların kızları ne güzel. Seçimlerini yaparken çok daha rahat yapabiliyorlar. Aileden kaçmak için önüne geleni atılamıyorlar sonuçta. İlişkilere dair tecrübeler edinmiş oluyorlar. En basit bir iyiliği bile çok büyütmüyorlar gözlerinde. Haliyle adımlarını çok daha güzel atabiliyorlar. İlişkilerine baktığında daha sağlıklı ilişkiler kurabiliyor. Bunu hepiniz için söylüyorum. İleride birçoğumuz aile kuracak. Bir kısmımızın kız çocuğu olacak. Aynı şekilde bu dediklerim erkek çocukları için de geçerli. Sağda solda sizde yakalanmamak için kurnazlıklar yapacaklarına fazla da rahatlamadan dengeli bir şekilde o çocuklarınızın ilişkilerine karışmayabilirsiniz. Bu komple serbest bırakın gibi bir anlam da değil. Komple serbest bırakırsanız da ayrı sorun oluşturur. Önemli olan dengeli yaşamaktır zaten. Bu sayede ne olur? Çocuğunuz sizden korkan bir canlı olmaz. Birincisi bu. Daha güvenli ilişkiler yapar. Kadıköy modaya gidin. Bu barlar bölgesinde sürekli babalarından zamanında korkan çocukların saçma sapan triplerini görürsünüz. Bulduğu ilk özgürlükte daha önce kendilerine neyin kötü olduğu tam olarak doğru dürüst bir şekilde aktarılmadığı için bütün sınırlarını zorlayan bir şekilde hayat yaşamaya çalışıyorlar. Alkol problemli, uyuşturucu problemli, cinsel problemler desen gırla. Maalesef bizde aile içi sağlıklı iletişim çok yok. İleride çocuğum olursa mesela bunu aşmak isterim. İlişkisi olacaksa söylesin. Çünkü benden korkması onun için daha tehlikeli. Yeri geldiğinde bana ilişkilerine dair danışabilsin. Şöyle bir şey yapıyorum ama hatam mı yapıyorum acaba diye. Tavsiyeler verebileyim. Bunlar baktığınızda çok güzel şeylerdir aslında. Görüyorum ne güzel sağlıklı ilişkiler kurmuş insanlar. Bazılarını yıllar içinde görüyorsunuz ya. 20 yıl önceden beri bildiğin kişiler oluyor. Ailesiyle arasında birçok konuda çok rahatlar. Bir güven ortamı oluşmuş. Şimdiki hallerine bakıyorum. Çok güzel ilişkiler kuruyorlar. Çok güzel evlilik ler kurdular. Bakınca yüzleri gülüyor ki zaten öyle bir şey de vardır bu arada. İyi bir hayat yaşamaktan kaynaklıdır mı bilmiyorum. Aileden mutlu olan insanların yüzlerindeki enerjileri apayrı oluyor. İçinizde de ileride çocuğu olduğunda bu tarz bir şekilde babal olacak, anne olacak kişiler varsa oturun bir düşünün. Sizin için hangisi daha önemli? Sizin bu konular hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.